Evet, Enbiya suresinin tefsirini yapmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 3 haftadır Hazreti İbrahim'in hayatını, mücadelesini, kavmiyle olan durumunu anlatmaya çalıştık. Bugün inşallah bitirmeye çalışacağız. Şunu bilmek gerekiyor ki her bir Müslüman tevhidi iyi bilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü kabre girdiğinizde münker ve nekirin size soracağı ilk sorular tevhid ile alakalıdır. Bugün maalesef birçok Müslüman tevhid konusunda pasif kalmış veya bilinçsiz bir hareket ediyor. Yani biz tevhidi sadece la ilahe illallah demekle olduğunu zannediyoruz ama tevhid bu anlamda la ilahe illallah demek değildir. Bu daha başlangıcıdır. Bunun basamakları olduğunu, bu noktada mücadeleler verdiğini ve en büyük mücadeleyi de İbrahim Aleyhisselam'ın hayatından öğreneceğimizi bilmemiz gerekiyor. Geçen hafta yaklaşık olarak 14 ayet anlattık. Kısa kısa ayetler ama 14 ayet anlattık. Onlara şöyle kısaca bir hatırlayalım, akabinden bugünkü konumuza geçiş yapalım. Babanızın hayatını unutun. Annenizin hayatını unutun. Sevdiğiniz futbolcunun hayatını unutun. Sevdiğiniz liderin hayatını unutun. Ama Hazreti İbrahim'in hayatını unutmayın. Neden? Çünkü mahşer gününde Allah Azze ve Celle sizi Hazreti İbrahim'den hesaba çekecek. Babanızdan, annenizden, sevdiğiniz futbolcudan, siyasetten, magazinden falan bunlardan hesaba çekmeyecek. Onun için hayatınızda bir rol model olacaksa İbrahim Aleyhisselam olacak. Ne dedi Rabbimiz? Dedi ki biz daha önce de İbrahim'e rüştünü vermiştik. Yani hak ile batılı birbirinden ayıran bir özellik vermiştik. Dedik ya bugün Müslüman'da hak ile batılı, beyaz ile siyahı ayıracak bir noktaya, bir kıvama geldiğinde ki biz buna iman dedik Veysel abi. Bu iman adamı ayağa kaldırır dedik. Nasıl ayağa kaldırır? Tek başına da olsa kavmiyle mücadele ettirir dedik. Ne yaptı Hazreti İbrahim? Bir gün diyor babasına ve kavmine şöyle demişti. Kendilerinin önünde bu saygıyla eğildiğiniz, bu saygıyla durduğunuz putlar da neyin nesidir dedi. Evet. Babası başta olmak üzere bütün ailesi, akrabaları ve kavmi o zamanın putlarına tapıyordu. Dedi ya kalbine iman yerleşen, tevhid yerleşen bir adam yerinde oturmaz. Kavmine döndü dedi ki şu önünde eğildiğiniz şeyler de neyin nesidir dedi. Kavmine cevap vermişti. Biz atalarımızdan bu şekilde gördük. Yani delilsiz olarak bir cevap verdiler. Mazeret sundular ama mazeret geçerli bir mazeret değil. Tıpkı bizim Müslümanlarda olduğu gibi. Neden namazlarını kılmıyorsun dediğinizde hepimizin önüne bir mazeret çıkartıyorsunuz. Neden Kur'an okumuyorsunuz dediğinde önüne bir mazeret çıkartıyorsunuz. Neden sabah namazını kılmıyorsunuz dediğinizde hemen uykuma galebe çalamıyorum diyerek bahane ve mazeret üretiyorsunuz. Bu mazeretlerin bir mazeret olduğunu, daha doğrusu geçerli bir mazeret olduğunu ayette Rabbimiz diyor ki ben bunları kabul etmiyorum. Onlar da delilsizce bu şekilde söylediler. İbrahim Aleyhisselam da dedi ki siz de atalarınız da bir sapıklık içerisindedirler. Bazen davet açıktan ve net bir şekilde yapılması gerekiyor dedi. Siz de atalarınız da ecdadınlarınız da sapıklık içerisindesiniz. Bu kendilerine faydası ve zararı olmayan putlara ne diye tapıyorsunuz dedi. Onlar da demişlerdi ki ey İbrahim sen gerçek mi söylüyorsun yoksa şaka mı yapıyorsun? Dedi ki ya İbrahim Aleyhisselam genç olduğu için Allahu Alem 16, 17, 18, 20 yaşlarında olduğu için kavmi döndü kendisine bunu söyledi. Ey İbrahim sen gerçek mi söylüyorsun yoksa bizimle alay mı ediyorsun? Dalga mı geçiyorsun dedi. İbrahim Aleyhisselam ne cevap verdi? Hayır dedi. Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir dedi. Tapacaksanız Allah'a tapın. Bu yerdekilere tahtadan taştan yaptığınız putlara değil dedi. Sonra ne dedi İbrahim Aleyhisselam? Allah'a yemin olsun ki siz burayı terk ettikten sonra ben putlarınıza ne yapacağımı biliyorum dedi. Kendi içerisinden bir şey geçirdi. Bunları geçen hafta anlatmıştık. Onlara tuzak kuracağım dedi. Ayetin devamında diyor ki onlar bayram günü veya bir mesire günü onların toplanma günleri şehri terk ettiler. İbrahim Aleyhisselam eline bir balta aldı, bir balyoz aldı. Puthanenin içerisine girdi. Bütün putların hepsini irili ufaklı paramparça etti. Sadece putların en büyüğüne karışmadı. Allah Resulü diyor ki o baltayı aldı, onun boynuna astı. Millet panayırdan döndükten sonra, bayramdan döndükten sonra
bir putlarına baktı ki hepsi yerle bir olmuş. İlahlarımıza bunu kim yaptı dediler. Ayet öyle söylüyor. Yani Rabbi toz duman olmuş, Rabbi paramparça olmuş ama insan ahlakını terk edemediği için bunu Rabbimize kim yaptı diyor. Ve ne diyorlardı? Biz genç bir İbrahim denilen bir çocuk işittik. O putları diline doladığını duyduk. Bizim ilahlarımızı diline doladığını duyduk. Hemen onu getirin dediler. İbrahim Aleyhisselam da böyle bir şey istiyordu zaten. Neden? Çünkü onlarla birazdan bir mücadeleye gireceğini çok iyi biliyordu. İbrahim denilen bir gencin onları diline dolaştığını duymuştuk dedi. Bir kısmına dedi ki onları huzurumuza getirin. İbrahim'e dediler ki ey İbrahim bunu putlarımıza sen mi yaptın? İbrahim Aleyhisselam dedi ki bunu dedi şu büyük put yapmışlar dedi. Neden? Çünkü bütün hepsi kırılmış. O sağlam duruyorsa mutlaka o büyüğü yapmıştır dedi. Bir plan, proje. Birazdan gençlik meselesine gireceğiz abiler. Gençliğini Allah yolunda geçirmenin ne kadar büyük bir nimet ve zevk olduğunu, sonucunda ölüm dahi olduğunu birazdan kısmını anlatacağız. Bunun üzerine dönüp dediler ki, bu işi yapamayacağını sen de pekala biliyorsun dedi. Evet, bu putun yapamayacağını sen de pekala biliyorsun dedi. Ve 67. ayette Rabbimiz dedi ki size ve Allah'ı bırakıp da ibadet ettiğiniz şeylere yazıklar olsun. Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz dedi. Geçen haftayı şöyle 3-5 dakika içerisinde kısaca özetlemek istedim. Abiler konunun içerisinde bir genç vurgusu yapıldı. Genç İbrahim gayeli yani gençliğini gayeli geçirmek Kur'an'a konu olmak demekmiş. Allah için bu bahsettiğim konuları özellikle 5 dakika içerisinde diğer ayete geçmeden önce şu bahsedeceğim gençlikle ilgili meseleyi herkes kendi üzerine bizzati alınsın. Allah için alınan. Hakaret etmeyeceğim. Ağır konuşmayacağım. Nasihat babında konuşacağım. Ama Allah için anlatacağım bu hadisleri, kıssaları mümkün olduğunca üzerinize alınan. İbrahim Aleyhisselam herkes bayramda, seyranda gezerken o gencin bir derdi vardı. Acaba şirkin sonunu nasıl getirebilirim diye mücadele ediyor. Dedik ya acaba yaşı kaç? Küçük olması lazım ki ciddiye almıyorlar. Tevhidi anlatınca ey İbrahim bizimle dalga mı geçiyorsun diyorlar. Bakın imrenilecek bir gençlik. İmrenilecek bir gençlik ama gençliğimizi o hayata imrendirebilir miyiz buna bakmamız gerekiyor. Allah Resulü Peygamber Aleyhisselam gençliğin ne kadar önemli olduğunu bildirmek için bize bir hadis rivayet ediyor. Diyor ki insan mahşer gününde dirildiğinde şu 5 şeyden hesaba çekilmediği sürece Allah'ın huzurunda ayrılmayacak. Yani Hazreti Adem'den kıyamete kadar bütün insanlar sen de biz de buradakiler de atalarımız da sonrakiler de çocuklarımız da şu 5 şeyden hesaba çekileceğiz. 1. Ömrünü nerede geçirdin? 2. Gençliğini nerede geçirdin? 3. Malını nerede kazandın? 4. Malını nereye harcadın? 5. Bildiğinle ne kadar amel ettin? Ben sizin yerinizde olsam şu 5 şeyi Allah'ın huzuruna çıkmadan burada kendimi nefsimce hesaba çekerim. Dikkat edin bunların içerisinde Allah Azze ve Celle 2 tanesini insanın ömrüyle alakalı soruyor. Ömrünü nerede geçirdin? Gençliğini nerede geçirdin? Aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Ya ben ömrüme cevap verdiğimde içerisinden gençliğime de cevap vermiş olmuyor muyum? Evet, oluyorsun. Ama Allah Resulü diyor ki seni ömründen ayrı hesaba çekecek, gençliğinden ayrı hesaba çekecek. Çünkü gençlik büyük bir nimettir abiler. Gençliğini geçirsen, sonrasını problemini geçirsen, yaptığın senin 1-0 önde başlayacağın için mahşer günde Allah Azze ve Celle senin gençliğine ekstra puan verecek teşbih tat olmasa. Gençlik neden önemlidir? Çünkü insanın şehvetinin en kuvvetli olduğu zamandır. İnsanın dünyaya meylinin en çok olduğu zamandır. Kişi dünyanın şehvetinin kendisine doğru geldiği bu zaman diliminde şu bedeni Allah'a vermesi gerçekten çok zordur. Şu zaman var ya şu zaman, peygamberler dahi ne dedi biliyor musunuz? Biz ahir zamanın fitnesinden Allah'a sığınırız dedi.
Peygamberler dedi bunu, peygamberler. İçinde bulunduğumuz durumun kolay olmadığını bilin. Ama böyle bir zaman diliminde dünya onu kendisine çekerken ben bugün Rabbime ibadet edeceğim diyen genç Allah'ın yanında en değerli olan gençtir abiler. Ahmet bin Hanbel'den gelen bir hadis var. Bu hadise Müslümanların da şaşırması gerekiyor. Neden? Çünkü Rabbimiz de şaşırdığı için. Ya Subhanallah. Allah bir şeye şaşırır, hayret eder mi? Evet abiler. Hadislerin içerisinde Allah için şu hadise dikkat edin. Sahih olarak geliyor. Diyor ki alemlerin Rabbi olan Allah şaşırır, hayret eder. Kime şaşırır? Dünyaya meyli olmayan, arzularının peşinden gitmeyen, şehvetlerinin esiri olmayan gence şaşırır diyor Allah Azze ve Celle. Allahu Ekber. Hadis devam ediyor. Sonra meleklerine dönüp der ki şu kuluma bakın, şu kuluma. Bu kadar arzuları kuvvetliyken, bu kadar istekleri varken, dünya her taraftan bu kulumu çağırıyorken o benim rızamı tercih ediyor ve bana yöneliyor. Ben bu kulumu affettim, bağışladım diyor. Teşbih taat olmasın. Vallahi her birimiz Allah'ı şaşırtmak için, hayret ettirmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Teşbih taat olmasın. Bunu söyleyen Allah Resulü. Evet, insanın şehvetine gem vurması gerçekten zordur. Neden? Çünkü dedik ya, peygamberler bile ahir zamanda, ahir zamana fitnesinden Allah'a sığınmışlardır. Bakın abiler, şuraya dikkat edin. İslam tarihinde veya Kur'an'a dönüp baktığınızda Allah Azze ve Celle tarihe ne zaman bir damga vurmak istemişse, ne zaman fetihler gerçekleştirmek istemişse orada gençleri rol modeli kılmıştır. Örneklerini vereceğiz. Ama burası çok önemli. Dedik ya, ders çıkartmamız gerekiyor. Allah Azze ve Celle ne zaman tarihe altın harflerle bir fetih gerçekleştirmişse, orada bir propaganda yapmışsa bunu gençlerin eliyle yapmıştır. Önce Kur'an'dan örnekleri verelim. Kehf suresinde Rabbimiz kimden bahsediyordu? Gençlerden bahsediyor değil mi? Onlar Rablerine iman eden bir grup gençlerdi. Peygamberin sözlerin silindiği, Allah'ın sözlerin silindiği bir zaman diliminde onlar kavmine, krallarına karşı döndü, dediler ki göklerin ve yerin Rabbi sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Biz onun dışında asla hiçbir şeye ibadet etmeyiz. Eğer bunun dışında yaparsa saçmalayanlardan oluruz dediler. Allah Kur'an'ın içerisinde, bu ayeti içerisinde neyin vurgusunu yapıyor? Onlar Rablerine iman eden bir grup gençlerdir diyor. Musa Aleyhisselam geldi. Firavun yüzyıllardır bu halkı ahmaklaştırdı, Rabbimiz öyle söylüyor. Kendisine kul köle ettirdi. Sonra Musa Aleyhisselam geldi, toplum içerisinde davet yapmaya başladı. Rabbimiz diyor ki ayette, onun davetine iman edenler kavmin gençlerinden diyor. Kavmin gençlerinden de. Yine Allah Yusuf suresinde Yusuf Aleyhisselam'dan bahsederken onun gençliğinden, güzelliğinden, ahlakından ve kendisine yapılan zina teklifinden bahsediyor. Ama o ne yaptı? Nefsini korudu diyor. Genç Yusuf, genç İbrahim, gençlerden bahsediyor, Ashab-ı Kehf'lerden bahsediyor. Yine Kur'an'da geçen ama detayını Allah Resulü'nün anlattığı Talut ile Calut'un kıssasında ne dedi Allah Resulü? Davud Aleyhisselam henüz çocuk yaşta, genç yaştayken Talut'un ordusuyla birlikte yola çıktı. Calut'un ordusuyla karşılaştı. Eline bir sapan aldı, içine bir taş koydu. Taşı attı ve Allah'ın izniyle Calut'u, o diktatörü, zalimi öldürdü diyor. Anlattığım bu kıssalarda neye dikkat etmemiz gerekiyordu? Gençlere değil mi? Allah Resulü geldi. 600 yıl boyunca cahiliye döneminden çıkan bir topluma davet yapmaya başladı. Kendisine ilk iman eden 10 yaşında Hazreti Ali oldu. 12-13 yaşında ne yaptı biliyor musunuz? Mekke'ye iman etmeye gelenlere Erkam bin Erkam'ın evine giderken kendi aklından ve düşüncesinden fikirler belirledi. Ebu Zer geldi. Dedi ki burada Muhammed diye bir peygamber çıktı. Ben onunla görüşmek istiyorum. 2-3 gün bu adamı takip etti Ebu Zer'in Mekke'nin, Kabe'nin etrafında. Ona dedi ki ey amca, ben seni Muhammed Aleyhisselam'ın yanına götüreceğim.
Ama dedi, beni takip et, ben dedi yolda giderken, teşbihtat olmasın, iki rivayet var. Eğilip ayakkabımın bağcığını bağlar gibi yaparsan benim yanımdan uzaklaş dedi. 12 yaşında bir gencin İslam'a kattığı değeri görün. Eğer dedi ben ayakkabımın bağını yaparsam, bağlar gibi yaparsam benim yanımdan uzaklaş çünkü beni takip ediyorlardı. Diğer rivayet, affedersiniz bir duvarın köşesine geçip ayakta bevledersen, beni bu şekilde bevletmiş gibi görürsen o zaman yine yanımdan uzaklaş çünkü bizi takip ediyorlar dedi. 10 yaşında, 12 yaşında Hazreti Ali. Çocukluğunda Allah Resulüne ayrı yardım etti. Gençliğinde Allah Resulüne ayrı yardım etti. Abdullah bin Ömer, Ebu Ubeyde bin Cerrah 13 yaşında. Ukbe bin Amr 14 yaşında. Cabir bin Abdullah, azatlı kölesi Zeyd bin Harise 15 yaşında. Abdullah bin Mesud, Habbab bin Ered ve Zübeyr Avam 16 yaşında. Musa el-Eşari 18 yaşında. Muaz bin Cebel, Musab bin Umeyr 19 yaşında. Hazreti Ali'nin abisi Cafer bin Ebu Talib 22 yaşında. Osman bin Affan, Ebu Ubeyde, Ebu Hureyye, Hazreti Ömer gibi adamlar 25 ile 30 yaşları arasında. Hazreti Ebu Bekir dahi 38 yaşındaydı, 38. En yaşlı olan sahabe Hazreti Ebu Bekir, o da Allah Resulü'nden 2 yaş küçüktü. Ama dini ayağa kaldıranlar da bunlar oldu. Bitti mi? Enes bin Malik, Allah Resulü Medine'ye geldi. Medine'ye geldi. Herkes Allah Resulü'ne hediyeler getirmeye başlayınca Enes'in annesi dedi ki ya Allah'ın Resulü, benim elimde sana hediye edecek hiçbir şeyim yok dedi. Ama elimde yalnızca şu 10 yaşında Enes'in var dedi. İstersen bunu benden kabul et dedi. 10 yaşında Hazreti Peygamber'in dizinin dibinde yetişen bir çocuk, peygambere yardım eden ve en çok bize hadis rivayet eden bir Enes'ten bahsediyoruz. Birinci akabe ve ikinci akabe biatlarında Selçuk Hoca geçen hafta siyer derslerinde anlatmıştı. Allah Resulü Medine'ye davet eden gençlerdi hepsi. Hatta amcası Abbas dedi ki sizin içinizde kavminin yaşları yok mu, hepiniz tıfılsınız dedi ya. Yok mu dedi kavminizin içerisinde böyle büyük olanlar, yaşlı olanlar. Ne dediler? Ey Abbas, vallahi dedim Muhammed'e anamızı koruduğumuz gibi, bacımızı koruduğumuz gibi, eşimizi koruduğumuz gibi, çocuğumuzu koruduğumuz gibi, malımızı ve evladımızı koruduğumuz gibi vallahi Muhammed'i koruyacağız, sen karışma dedi. Genç, 21-22 yaşlarında. Mekke müşrikleri bu noktada gençlerle alay ettiler. Medine'nin münafıklar peygamberin yanında gördüğü gençlerle alay ettiler. Allah Resulü o gün hendekleri kazarken Medine'li münafıklar böyle dediler. Muhammed'e bakın, Muhammed'e yanındaki gençlerle birlikte Bizans'ı, Roma'yı, İran'ı fethedeceğini söylüyor. Allah Resulü 23 yılın sonunda onları öyle bir yetiştirdi. Kur'an'ı öğretti, kitabı öğretti, hikmeti öğretti ve o gençler 23 yılın sonunda bütün ülkeleri fethetti. 15 yaşında Bedir Savaşı'na katılan insanların, 300 tane insanın yarısı 15 ile 20 yaşında adamlardı. 25 yaşında adamlardı. Bugün 15 yaşındaki çocuğumuzu neredeyse bakkala gönderemeyeceğiz. Genç. Allah Azze ve Celle genç vurgusunu yapıyor. Bugün biz kendi gençliğimize bir bakalım. TikTok'ta hayat mı geçer? Instagram'da hayat mı geçer? Sosyal medyada hayat mı geçer? Neyin peşinde koşuyoruz? Dünyanın peşinde ne kadar koşturuyoruz? Bugün tevhid ayağa kalksın diye Allah için kaç kişi mücadele ediyor samimi olarak? Bugün bir sohbete gelmekte aciz olan bizler, ya bugün tevhidi nasıl ayağa kaldıracağız? Bugün Gazze'nin başına gelen olayların en büyük sebeplerinden biri de biziz. Niye? Çünkü tevhidi tam iyi bilmediğimiz için, hakkı haykırmadığımız için bu noktada biz bunun için sıkıntı yaşıyoruz. Ne zaman ki tevhidi anlatmaya başlarsa, haykırmaya başlarsa Allah Azze ve Celle bize yardım edecektir. Mete Nasrullah, Allah'ın yardımı yakındır. Ne zaman? Daha beyefendileri evlerinden çıkartıp sohbete getiremiyoruz. Neden Allah'ın yardımı yakındır? Daha buraya getirmek için defalarca dil döküyoruz. Daha Müslümanlar namaz kılamıyor. Neden Allah'ın yardımı yakındır? Allah'ın yardımı gelmez ki. Nereden gelecek? Şu gençliğimizi Allah için bir değerlendirelim ya.
Ya bugün bizler bu gençliğimizi değerlendirirsek vallahi Kur'an'a konu olacağız ya. Ayet mi inecek hakkımızda? Hayır. Ama biz buna iman ettik ki mahşer gününde Allah Azze ve Celle bizi Kehf ashabıyla diriltecek. Bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor. Gençliğimiz nereye gidiyor? Futboldan zaman mı geçer? Siyasetle zaman mı geçer? Dünyalık meşgallerle zaman mı geçer? Sabahtan akşama kadar dünyaya dalmakla zaman mı geçer? Hani hayatımızda namaz? Hani hayatımızda Kur'an? Hani hayatımızda tevhid? Allah için bir kendi nefsimizi muhasebe etmemiz gerekiyor ya. Taşı çıksak suyunu çıkartacağız ama Allah için kıyama kalkmakta zorlanıyoruz ya. Sabahtan akşama kadar dünya meşgalesinde koştur yorulma olmuyor ama hiç Allah'ın davasına kaldın hemen pat saat 6'dan sonra yerimizden kalkamıyoruz. Bu mu gençlik olması gerekiyor? Bu mu Allah'a verdiğimiz mücadele olması gerekiyor? Evet, zordur bu zamanda. Konunun başında bahsettim. Şu gençliğini Allah'a vermek zordur, kolay bir şey değildir. Ama önemli olan zoru başarmak değil midir? Zoru başarmak da değil mi? Zoru başarırsan zaten ismin altın harflerle tarihe geçecektir. Veya dönemin içerisinde. Bunun için Allah için bu konudan dolayı tekrardan. Yani hepimiz sonuçta genciz değil mi? İçimizde elhamdülillah bu noktada yaşlı, beli bükülen artık bu noktada şeyimiz yok. Herkes bu noktada gençler. İslam'a göre söyleyelim 50 yaşına kadar olan yaş diliminde 45-50 yaşına genç olarak kabul edilir. Hazreti Peygamber 40 yaşından sonra davaya başladı. 40. Bizim emekli olacağımız yaşlarda Allah Resulü bir daha oturmadı ta kabre girene kadar. 23 yıl boyunca çadır çadır, ev ev, dükkan dükkan, şehir şehir gezdi. O peygamberdir. O peygamberse sen de kendi bulunduğun zaman dilimi içerisinde 3 tane dükkana gitti. 5 tane eve git. 10 tane arkadaşına davet yap. Bize kalacak olan ameller Allah için bunlardır. Konuyu fazla uzatmak istemiyorum ki uzattık herhalde bir 10 dakika gireceğiz dedik. Ama önemli bir meseleydi. Allah için söylediklerimi dikkate alın. Ben bu dersi hazırlarken inan kendi nefsime teşbihat olmasın kırbaç vurdum. Tabii bu ne kadar devam eder, ne kadar bunun acısı zamanda dinler veya bu Allah bize ne kadar yardım eder o ayrı bir şey. Ama Allah için sizler de bu noktada birazcık mücadelenizi artırın. Bugün varız, yarın yokuz abiler. Bugün Allah için yaptıklarımız yarın ahirette karşımıza çıkacak. Yol uzun ama azığımız az. Azığımızı doldurmak için mücadele edelim. Ve Rabbim inşallah bu noktada da bize yardımını eyleyen kullarından eylesin inşallah. Evet. 66 ve 67. ayetler. İbrahim şöyle dedi. Öyleyse siz hala Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda, hiçbir zarar vermeyecek şeylere mi tapacaksınız? Yazıklar olsun size de Allah'ı bırakıp takmakta olduklarınıza da. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Evet. Bir önceki ayette onlar dediler ki ey İbrahim bunun konuşmayacağını sen de pek alabiliyorsun dediğinde İbrahim aleyhisselam dedi mi ey akılsızlar, ey ahmaklar, Allah'ı bırakıp da ne için konuşmayan, ne kendisine ne de sizlere bir faydası ve zararı olmayan bu putlara tapıyorsunuz da. Subhanallah abiler. Şu mangal gibi yüreğe bakın. Babası karşıda, kavmi karşıda, Nemrut karşıda. Ama söylediği söz gerçekten Allah'ın razı olduğu bir kelime ki Allah Azze ve Celle söylediği bu kelimeyi arşa kaldırıyor. Yüzyıllar sonra Hazreti Peygamber'e vahiy olarak gönderiyor. Kelimelerin, sözlerin ne kadar tesirli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hangi ceza verilirse verilsin, ki İbrahim Aleyhisselam bunu biliyordu. Bu yaptığının karşılığında mutlaka kendisine bir ceza verileceğini de pek alabiliyordu. Ama hangi ceza verilirse verilsin, vallahi ben tevhidi anlatmak zorundayım diyordu. Allah'ı bırakıp da kendilerine tapındığınız bu putlar ne bir faydası var ne zararı var. Siz ahmak mısınız diyor, aklınızı kullanmaz mısınız diyor. Abiler müşrikler sarsıldıkça sarsıldılar. Ezildikçe ezildiler. Rezil oldukça rezil oldular. Düşünün tek başına bir genç karşısında profesörler, hocalar, dekanlar, siyasetçiler hepsi kavmi karşı tarafta. Ama bir kişiyle mücadele edemiyorlar.
Çünkü hakkın karşısında hiçbir zaman batıl mücadele edemez abiler. Bu son derece etkileyici, akılları erdirici, beyinleri sarsıntıcı sözünden sonra bakın kavmi ne dedi. Azat. İçlerinden bazıları eğer bir şey yapacaksanız onu yapın da ilahlarınıza yardım edin dediler. Evet abiler. Dikkatli dinleyin burayı. Hakikat karşısında cevap veremeyecek kafirlerin, müşriklerin başka yapabilecekleri hiçbir şey yoktur. Bir şey yapacaksanız şu İbrahim'i yakın da putlarınıza, ilahlarınıza yardım edin dedi. Subhanallah. Bir tane genci yakarak ilahlarına yardım etmiş olacaklar. Bu Mekke, bu müşriklerin mantığında devamlı bu vardır. Kaba kuvvet, işkence. Yani sistem elden gidiyorsa, laiklik elden gidiyorsa, demokrasi elden gidiyorsa hemen neye başvururlar? Asmak, kesmek, öldürmek, susmak, hapse atmak, tehdit etmek, korkutmak. Başka yapacakları bir şey yok. Diyorlar ki yakın İbrahim'e, onu yakmakla ilahlarınıza yardım etmiş olacaksınız. Peki abiler, niçin İbrahim Aleyhisselam'ı yakın diyorlar? Bunun bir sebebi var. Niçin o kadar madde saydık, asmak, kesmek, işkence etmek, öldürmek, kafa uçurmak, kelle kesmek vesaire gibisinden? Niye bu kadar eziyetin içerisinde öldürmeyi tercih ediyorlar? Buyur Ali. Doğru, doğru ama niçin? Yani o kadar işkence çeşidi varken, suda boğulmak varken, yüksek yerde ateşleri atmak varken niye ateşli öldürmek? Yok. Nasıl? Doğru ama o da değil. Herkesin görmesini. O da doğru ama o da değil. Niçin biliyor musun abiler? İbrahim Aleyhisselam yıllar boyunca kavmini cehennem ile korkuttuğu için, ateş ile korkuttuğu için onlar da şu mesajı verdiler. Ey İbrahim, sen ne Rabbin değil, biz ve Nemrut Rabbimiz ancak yapabiliriz dediler. Olayı anladınız değil mi? Niçin İbrahim'i yakmak istediklerine. Ondan dolayı bu yolu seçtiler. Tabi bir de ateş ile öldürmek abiler, ölümlerin içerisinde en acı veren şeydir. Allah Resulü bununla alakalı Müslümanlara bir hadis naklediyor. Ne diyor biliyor musunuz? Sakın ha sakın insanları ateş ile öldürmeyin. Yani kafir de olsa onu ateş ile öldüremezsin. Yakmayla öldüremezsin. Neden? Allah Resulü bunu da cevap veriyor. Çünkü ateş Allah'ın azabıdır diyor. Yani sen savaşta birini yakaladın. Adam senin dinine, vatanına, milletine, eşine, çocuğuna vesaire her türlü şey yapmış, zalimi yapmış. Onu öldürmen haktır ama ateşlerin değil, ateşle yakamazsın. Dikkat edin, birçok zalim hep ateşle insanları yakmıştır. Buruç suresinde Ashab-ı Uhdud var değil mi? Büyük hendekler kazdılar diyor. Çaprazlama kazıklar koydular. Hem yansınlar hem de içerisinde ona saplansınlar diye 20 bin kişi diri diri o gün ateşle yaktılar. Bundan dolayı da ne diyorlar? İbrahim'e yakın ve bu şekilde putlarınıza yardım etmiş olacaksınız. Abiler şu garipliğe bakın. Tanrıları kullarından yardım istiyor. İlahları intikam almaktan aciz, kullar ilahlarının intikamını alacaklar. Burayı dikkatli dinleyin abiler. İslam inancında koruyan Allah'tır, korunan kullardır. Tekrardan söylüyorum. İslam inancında koruyan Allah'tır, korunan kullardır. Sığınan kullardır, kendisine sığınılan Allah'tır. Ama müşrik inancında bu iş tersine işlemektedir. Korunan tanrılardır, koruyan insanlardır, sığınılan kullardır, sığınan tanrılardır, sığınılan kullardır. Yani ilahlar kullarına sığınıyor. Subhanallah. Ne diyor? Beni koruyun, beni yıkmak isteyenlere izin vermeyin, bana hakaret edenler için yasa çıkartın. Yabancı gelmiyor değil mi bu kelimeler size? Yakın zamanda yaşadığımız dönem içerisinde bunları mutlaka duymuşsunuzdur. Subhanallah. Eskiden abiler Arapların put evleri vardı. Burayı dikkatli dinleyin. Arapların put evleri vardı.
Böyle görkemli, şaşalı şu an Hindistan'da falan denk gelip görmüşsünüz. O Budaların, Budistlerin tapınaklarını görmüşsündür. Onun gibi bir şey hayal edin. Böyle duvarları teşbihat olmasın. Güvercin besleyen abilerimiz var mı? Bir güvercin şeyi yaparlar, 20 metrekare odası yaparlar. İnan Merkez Bankası'nın duvarı belki bu kadar kalın değildir. Çok denk geldim. Veya bir kapısı vardır. Ancak 5 kişi o kapıyı itekleyerek açabilir. Putların da diyor ki Allah Resulü, önceden put evleri vardı. Bunlar da diyor bu şekilde putları var. Duvarları 50-60 santim, kapıları büyükten falan gibisinden. Sonra insanlar neden? İnsanlar tanrılarına zarar vermesinler diye. Tabii bunlar putların alınlarına, ellerine, burunlarına veya göğüslerine bal sürerlerdi, şeker sürerlerdi. Kadın çocuk gelip de bu putları sevdiğinde, öptüğünde ağzına tatlı bulasın da kalplerinde put sevgisi artsın diye bal sürerlermiş. Bakın Hac suresinde Rabbimiz diyor ki, o put evlerinden, o put evlerinden içeri bir sinek girse, kapı deliğinden bir sinek girse, putun alnından, burnundan, göğsünden, kolundan bir parça alsa, Allah diyor ki koparan da zayıf, koparılan da zayıf. Yani sinek zayıf anladık da put ondan daha zayıf diyor. Ya bir parça üzerinden koparılmasına bir ilah engel olamıyor bu noktada. Peki dışarıdaki putları düşün abiler. Sokaklarda, parklarda, okul bahçelerinde, resmi kurumlarda. Affedersiniz bir kuş gelip üzerine işediğinde buna bile engel olamıyor değil mi? Sonra da gidip üzerine işenilen bir putun karşısında saygıyla durmak ahmaklıktan başka sizce bir şey değil midir? Evet, kavmi öyle söylüyor. İbrahim'i yakın, onu ateşe atın, böylelikle ilahlarınıza sahip çıkmış olacaksınız. Evet, müşriklerin istediği kadar yakın desinler. Müşrikler istediği kadar plan kursunlar. Allah bu konuda ne diyor? Buna bakalım. Onlar plan kurdular, Allah da bir plan kurdu. Neymiş bu plan? 69. ayet azat. Ey ateş, İbrahim'e karşı selim ve esenlik ol. Allahu Ekber. İşte mucize. Hayatı boyunca tevhid mücadelesi veren bir adamı o kadar yıl tevhidle mücadele etti, İslam dinine ayağa kaldırdı, Allah için mücadele etti, Allah Azze ve Celle onun son anında yalnız bırakmadı. Ne dedi? Ateşin sahibi olan Allah ateşe emrediyor. Ey ateş, Allah Azze ve Celle ateşle konuşuyor burada. Ey ateş, İbrahim'e serin ve selamette ol. Ateşi yaratan Allah, onu var eden Allah, yasasını belirleyen Allah, yakma özelliğini veren Allah, şimdi de bu özelliği geri alma yetkisine sahip olan da yine Allah Azze ve Celle'dir. Bakın abiler, genel rivayetlerde, tarih kaynaklarında İbrahim Aleyhisselam'ın ellerini ve kollarını bağladılar, mancınıkla onu ateşe atacaklardı. Diyor ki tarih kaynaklarında öyle büyük bir ateş yaktılar ki, çok farklı rivayet var. Öyle bir ateş yaktılar ki aylar boyunca. Neredeyse bulunduğu şehirde odun kalmayacak şekilde, çünkü ibret olması için böyle bir şey yapıyorlardı. Zaten onun dışında da kimse yoktu. Onu yaksaydı iş biteceklerini zannediyordu. Öyle bir ateş yaktılar ki bu ateşin üzerinden kuş geçse sıcaklığından eriyip içine düşüyormuş ateşin. Şimdi adamlar bu kadar ateş yaktılar ama adamlar şunu akledemediler. Lan biz bu kadar ateş yaktık, bu ateşe İbrahim'i nasıl atacağız diye. Bunun için akıllarına ne geldi? Yakın bir yerde, bir dağın üzerinden, bir tepenin üzerinden biz mancınıkla, mancını biliyorsunuz zaten, İbrahim'i ateşin içine atalım. Çünkü ateşe yaklaşmak bu noktada mümkün değildir. Her şeyi hesaba kattılar, Allah'a hesaba katmadılar. Her şeyin planını kurdular, Allah Azze ve Celle'nin planı daha üstün geldi. Rabbimiz buyurdu ki, ey ateş, İbrahim'e serin ve selamette ol. Yakma onu, zarar verme. Abiler, bunun örneği Kur'an'da çok. Suyun Rabbini dinlediği gibi. Musa Aleyhisselam suyun içerisine girdi, su onu boğmadı. Firavun zalim suyun içerisine girdi, su onu boğdu. Su Nuh Aleyhisselam'ı ve ona iman edenleri kurtardı ama kavmini bu noktada helak etti. Bıçağı kesme emrini veren Allah, İsmail Aleyhisselam'ın, o İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kesme sırasında bıçağı
kesme emrini verdi ve o noktada kesildi. Her şey Allah'ındır abiler. Ateş de bir kuldur, rüzgar da bir kuldur, su da bir kuldur. Hepimiz Allah'ın kuluyuz ve hepsi Allah'ın birer askerleridir. Abiler, İbn Abbas bu olayı anlatıyor. Şimdi buraya kadar gelmişken en meşhur olan meseleyi anlatmasak tabii ki bu iş eksik kalmış olur. İbn Abbas bu olayı Allah Resulü'nden anlatıyor. İbrahim Aleyhisselam mancınıkla ateşe atılırken Allahu Alem gelen rivayetlerde havada olan meseleyi Allah Resulü bize bildiriyor. Diyor ki Cebrail geldi ve dedi, Cebrail geldi dedi ki ey İbrahim, görüyorum ki şu an ateşlere gidiyorsun. İstersen seni kurtarayım ve üzerine şu kavmi helak edeyim dediğinde İbrahim Aleyhisselam'ın cevabı ne oldu? Senden mi? Evet. Senden mi isteyeceğim? Senden mi isteyeceğim ey Cebrail? Değil mi ki Allah için buradayım? Değil mi ki Allah için bu mücadeleyi verdim? Değil mi ki Allah için şu ateşlere atılıyorum? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bana yeter dedi. Senden hiçbir şey istemiyorum dedi. Subhanallah. Teslimiyete bakın abiler. Böyle bir durumda olsaydık biz ne derdik? Rabbim görmüyor mu bizi ateşe atıyor ya? Yıllardır senin için mücadele verdik. Hiç mi bizi görmüyorsun? Teşbihte haşa olmasan Allah'a akıl vermeye çalışırdık. Ama İbrahim Aleyhisselam o mücadelenin arkasından Rabbine olan güveni tam da yanabilirdi, hiç sorun değil. Akabinden cennet vardı zaten. Bu durumda bu kelimeyi söyledin diye herkes kurtuldu mu? Yok. Ashab-ı Uhdud'un hepsi o ateşler içerisinde yandı. Ama orada kucağında bir anne geldi. Kucağındaki olan çocukla tam atlayacağı sırada anne merhamete geldi. Allah Resulü anlatıyor. Çocuk dile geldi. Dedi ki ey anne korkma, bu ateşin altında cennet var dedi. Atla gitsin dedi, Allah'a iman et dedi. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bu teslimiyet sözüdür abiler. Bu öyle sıradan bir zikir sözü değildir. Başına musibetler geldiğinde, Gazze'de kilometre kare başına 40 kilo bomba düştüğünde, çoluk çocuğunu kaybedip bir poşetle çocuğunun, bir poşetin içerisinde çocuğunu ve aileni elinin içine tutuşturup al bu senin çocuğunun cesedidir dediğinde hasbunallahu ve ni'mel vekil diyebilecek miyiz? Evet. Abiler, her şekilde Allah'a sığınmamız gerekiyor. Her şekilde. Hangi şartta olursak olalım, hangi durumda olursak olalım Allah'a sığınmamız lazım. Bakın Nuh Aleyhisselam oğlunu davet ederken ne dedi? Baba dedi, ben dedi dağa sığınacağım dedi ve böylece kurtulacağım dedi. Allah'a sığınmadı, dağa sığındı, helak oldu. Musa Aleyhisselam Firavun'un karşısına çıktı. Musa Aleyhisselam Rabbine güvendi, ona sığındı. Ama Firavun sihirbazlarına güvendi. Sonunda Firavun helak oldu, sihirbazları yenildi. Harun malına, makamına güvendi, sığındı. Yerin dibine attı. Nemrut gücüne, ordusuna güvendi. Bir sinekle helak oldu. Ebrehe fillerine güvendi, paramparça oldu. İbrahim Aleyhisselam Rabbine güvendi, sığındı. O ateşi ona serin ve selamette kıldı. Hangi şartlarda olursa olsun abiler. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bu sözü samimiyetle dememiz gerekiyor. Öyle dilde söylemesi kolaydır. Ama başımıza bir musibet ve sıkıntı geldiğimizde bu kelimeyi söyleyebiliyorsak vallahi siz Hazreti İbrahim'in arkasında dirilecek adamlarsınız. Bugün bu noktada da inşallah iman ediyoruz ki bu Gazze'dekiler de inşallah Hazreti İbrahim'in arkasından bu kelimeleri söyleye söyleye onun arkasında dirilecekler. Çünkü bu sözleri, bu kelimeleri söylemek gerçekten kolay değil. Evet, 70. ayet. Ona böyle bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları en çok zarar edenler durumuna düşürdük. Evet, ona tuzak kurmak istediler. Dedik ya, bir ateş yaktı. Onu yakmak istediler.
öldürmek istediler. Böylece kıyamete kadar putlarına ve ilahlarına karşı gelmelerine karşılık ibret olarak bir vesikalık ortaya çıkartmaya çalıştılar. Ama Rabbimiz diyor ki biz onları hüsrana uğrattık. Abiler tevhid galip geldi, şirk hüsrana uğradı. Tarih boyunca da hep böyle olmuştur. Allah ve Allah'a tevekkül edenler kazanacak. Allah ve Allah'ın karşısında olanlar her zaman kaybedecek. İbrahim Aleyhisselam'a düzen kurdular. Allah onları boşa çıkarttı, hüsrana uğrattı, zarar verdi. Peki Allah onlara nasıl zarar verdi? Yine tarih kaynakları der ki, en ufak yaratıklardan biri olan sivrisineği o kavme musallat etti ve o sivrisinekler o insanların etlerini yiyorlardı, kanlarını içiyorlardı. En zayıf mahlukat ile Allah, çünkü Nemrut öyle bir gücüne güveniyordu ki, gerçekten öyle bir ordusu ve gücü vardı ki Allah Azze ve Celle onu bir tane sivrisineğin burnundan girmesi, beynine kadar ilerlemesiyle birlikte o kafasını sağa sola vurarak kafasını parçalanmasıyla helak oldu ve bu şekilde Rabbine, Allah'a doğru gitti yani. İnsanlar plan kurar ama plan kuranların en hayırlısı Allah Azze ve Celle'dir. Onun için Allah'ın planına teslim olmamız gerekiyor. Allah'ın kaderine teslim olmamız gerekiyor. Vallahi kağıdı kalemi elinize alın. Deyin ki ben kendi kaderimi kendim yazacağım deyin. Vallahi hata yaparsınız, yanlış yaparsınız. Ama Allah Azze ve Celle bize yazdığı o kalemle, o kaderle en güzel şekilde yazmıştır. Evet, imtihanlarımız içinde vardır. Ama biz hep iyi yazdığımız için derecemiz artmayacaktır. Ama Allah Azze ve Celle bize yazdığı o kaderle birlikte, imtihanımıza razı olmamızla birlikte Allah Azze ve Celle derecemizi ve mükafatımızı artıracaktır. Rabbim inşallah okuduğumuz bu ayetleri hayatımıza geçirmeyi nasip eylesin. Rabbim inşallah bunu yaşamayı ve insanlara anlatmayı nasip eylesin. Rabbim doğarken de tevhid üzerine Allah Resulü doğdu dediniz. Ölürken de insanın elindedir. Tevhid üzerine ölmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Rabbim inşallah son canımızda Müslüman olarak vefat etmeyi nasip eylesin. Rabbim inşallah ölüm anımızda meleklerin üzerimize indiği, korkmayın, üzülmeyin, Rabbinizin size vaat ettiği cennet ile sevin dediği kullarından olmayı nasip eylesin. Ve Rabbim inşallah canımızı Müslümanlarla birlikte alsın ve biz Müslümanlarla birlikte dirilsin. Allahümme amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة